Gençler merhabalar, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bu haftaki konularımızdan bir diğeri olan rasyonel sayıları bu videoda halledeceğiz seninle. Rasyonel sayıları bakalım, videonun ortasında eğer yorulmazsam tek videoda halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım halledebilirim. Tek videoda halledemezsek de yine iki parça halinde göndereceğim size ben bu videoyu. Umarım PDF'lerini almışsındır, çıktılarını almışsındır. Bu arada videoya başlarken de sana şunu duyurusunu yapayım. Arkadaşlar pazartesi günleri bu PDF'lerin erken yayınlanmasıyla alakalı. Bundan sonra pazar gecesinden yayınlamayı planlıyorum arkadaşlar PDF'leri. Çünkü pazar geceleri genelde saat 5.30-6'ya kadar ben bilgisayar başında oluyorum ve çalışıyorum arkadaşlar. Gerek soru yazım işlemleri olsun, gerek video çekim işlemleri olsun, gerek PDF hazırlama işlemleri olsun. Genelde çalışıyorum ve pazartesi günleri biraz geç uyanıyorum. Kusura bakma. Ama bundan sonra, çünkü çok yoğun talep geliyor hocam. Siz de haklısınız tabii ki. Biraz daha erken yayınlayabilir misiniz PDF'li diye. Bundan sonra pazar akşamları yayınlayacağım. Videolarda arkadaşlar perşembe günleri erkenden gelsin diyor arkadaşlarım. Bir hafta çok erken de, yani 8.30'dan itibaren videoları atmaya başladım. Yine bu haftadan sonra da yine erken saatlerde arkadaşlar, yine videoların aralarına boşluk bırakmadan, yani küt diye hepsini paylaşacağım. Merak etmeyin, bundan sonraki haftalarda böyle olacak. Bir diğer hususta, yine videoya başlamadan önce, konuya başlamadan önce bir diğer hususta şu: bazı arkadaşlarım çok güzel şeyler yazıyorlar. Diyorlar ki hocam izlenmeleriniz çok düşük, ama hocam lütfen bizi bırakmayın. Arkadaşlar şu an izlenmelerin düşük olması benim umurumda değil açıkçası. Düşük olması da zaten çok normal geliyor bana. Çünkü büyük kitlelere hitap eden bir kanal değiliz. Yani tamam, hani görünürde de 58 bin, 59 bin gibi bir abone var. Ama dediğim gibi yeni kitle, yani 2021 tayfayı oluşturan kitle henüz az. Yani ders çalışmaya başlayan öğrenci sayısı şu an az arkadaşlar. Keşke daha fazla olsa. Bizim kanalların kıymeti, yani Kenan Hoca'nın da benim de, aramızda da konuşuyoruz izlenmeler düşük diye. Bizim kitlemiz arkadaşlar bizi daha sonradan fark ediyorlar. Bunun da farkındayız. Şimdi AYT Soru Bankası, TYT Soru Bankası, bunların oynatma listeleri işte 1 milyon 700 binden 1 milyon 800 binden fazla tıklanma oranına sahip. Dolayısıyla sevgili gençler, şundan adımız kadar eminiz ki ilerleyen senelerde fark edilecek bir potansiyele sahibiz. Biz bu şekilde ilerliyoruz. 300 izlenme olsun, 100 izlenme olsun, isterse 2 izlenme, 1 izlenme olsun. O 1 izlenme benden geliyordur da 2 izlenme, hadi ikincisi de senden gelsin. 2 izlenme olsun. Biz bu videoları kararlılıkla, ısrarla çekmeye devam edeceğiz. Sana bunu anlatmaya devam edeceğiz. Sen hiç kafanı yorma. Yani o ayaklarda senin hiç gözün olmasın. Sen dersine çalış. Sen dersine çalış. Bizdeki amaç bu sevgili gençler. Bu duyuruları yaptıktan sonra başlayalım mı konumuza? Başlayalım. Hadi bakalım. Biraz da yine biraz uykum var ve halsizim de aslında, ama sen de beni idare et, tamam mı videoda? Şimdi A ve B iki tane tam sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere A çarpı X eşittir B denklemini sağlayan X eşittir B bölü A değerine bir kesir denir. Bakın, şurada AX eşittir B demiş ya, burada X'i nasıl yalnız bırakırsın? Çarpım durumundaki olan A'yı karşıya bölüm olarak atarsın. Yani B bölü A diye yazarsın. Burada A'yı sıfırdan farklı seçmemizin sebebi paydada olması sevgili gençler. Çünkü paydada olan A kesiri tanımsız yapacaktır. B bölü A ifadesinde şu B'ye pay diyoruz arkadaşlar. A'ya biz payda diyoruz. Ve ortadaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Onu da buraya not al. Kesir çizgisi diyoruz sevgili gençler. A bölü B bir kesir olsun. A sıfırsa kesirin değeri sıfırdır. Yani şöyle, sıfır bölü sıfırdan farklı olan bir B sayısı eşittir sıfırdır deriz. Eğer B sıfırsa tanımsız olur. Yani A sıfırdan farklı bir değer. Ben bunu B'ye bölersem, sıfıra bölersem bu ifade tanımsız olacaktır sevgili gençler. Hocam peki sıfır bölü sıfır ne olacaktır? Sıfır bölü sıfır ise arkadaşlar bize belirsizlik verir. 0 bölü 0 bir belirsizliktir. Sayı bölü sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Sıfırı sıfırdan farklı bir sayıya bölersek de bu da bizim için sıfırdır sevgili gençler. Bunları hemen not almanı tavsiye ediyorum sana. Kağıtta yeterli boşluk var. Şimdi
Geçtik 3. sayfamıza. 2 eksi 1 bölü 2 eksi 4 bölü 1 artı 1 bölü x ifadesini tanımsız yapan kaç tane x değeri vardır? Tanımsız olması için bakın şuraya tanımsızlık şartını bir daha yazabilirsiniz. Tanımsız olabilmesi için ne gerekiyor sevgili gençler? Paydanın sıfır olması lazım. Tabii bu durumda payda sıfırken payın da sıfır olmaması gerekiyor. Şimdi burada payda olarak verdiğimiz bakın şu bir paydadır. Dolayısıyla x eşittir 0. Bunu tanımsız yapacaktır. Başka payda neresi var? Bakın burası da 4'ün paydasıdır. 4 bölü orası. 1 artı 1 bölü x dediğimiz değeri 0'a eşit diyeceğiz. Burada 1 bölü x dediğimiz değer eksi 1 olur. Buradan x eşittir eksi 1 olur. Bakın bir tane daha bulduk. Bir tanesi şuydu. Diğeri bu. Eksi 1. Peki başka payda var mı arkadaşlar? Onu da farklı bir renkle gösterelim. Başka payda var hocam. Neresi? Şuranın tamamı. Şimdi o halde diyeceğiz ki 2 eksi 4 bölü 1 artı 1 bölü x'in de 0 olması lazım. Madem öyle 2'den ne çıkarırsam 0 olur arkadaşlar. 2 çıkarırsam. Peki 4'ü kaça bölersem sevgili gençler 2 olur. 2'ye bölersem demek ki burası 2'ymiş. 1'e ne eklersem 2 olur. 1 eklersem 1 bölü x 1 ise x kaçtır? 1'dir. Demek ki sevgili gençler bir de 1 var. Başka var mı? Başka yok. Payda yok çünkü. Bakın bir tane burada, bir tane burada, bir tane burada kaç farklı x vardır diye sormuştu. Cevap ne olacak? 3 olacak. Ceyhan olacak diyebiliriz. Geçtik. Hatırlatmaya. A bölü B kesirinde A sayısının 0 olan uzaklığı B sayısının 0 olan uzaklığından küçükse A bölü B kesirinde basit kesir denir. 0 olan uzaklıktan bahsediyoruz. Niye? Niye 0 olan uzaklıktan bahsediyoruz? Çünkü sevgili gençler daha mutlak değer işlemedik. Mutlak değer işlemiş olsaydık şunu diyecektik. A bölü B kesirinde A'nın mutlak değeri B'nin mutlak değerinden daha küçükse A bölü B kesirine basit kesir deriz diyecektik. Burada daha mutlak değer işlemediğimiz için sıfır olan uzaklık diyoruz. Burada da aslında sana küçük bir tüyo veriyoruz. Bu tüyo nedir? Demek ki mutlak değer dediğimiz kavram bir sayının sıfır olan uzaklığını inceleyen bir ifadeymiş. Demek ki buradan da bunun notunu aldın sen mutlak değer işlerken bu senin işine yarayacak. Şimdi diyor ki bak büyük ya da eşitse de bileşik kesir denir. Aslında bunu ekstradan şuraya not diye yazabilirsin. Bak şuraya not şeklinde sen bunu yazabilirsin. Hop şöyle yapalım. Eğer ki senin kesirinin değeri eksi 1 ile 1 aralığındaysa, açık aralığındaysa sen buradakilerin hepsine de basit kesir diyeceksin. Eğer ki senin kesirin bu aralıkta değilse bileşik kesir diyeceksin. Anlaştık mı? Bu kadar basit işte. Eksi 1 ile 1 aralığında bir basit, eksi 1 ile 1 arasında bir sayıysa o sayı basit kesirdir. Eksi 1 ile 1 aralığında değilse eksi 1 de 1 de dahil. Ona da bileşik kesir diyeceğiz. Demek ki eksi 1 ve 1 de bileşik kesirmiş sevgili gençler. Sorumuza bakalım sorumuza. A eksi 2 bölü 3 kesri bir basit kesir olduğuna göre A'nın alacağı tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Arkadaşlar şöyle demeyeceğiz mi biz? A eksi 2 dediğimiz sayının mutlak değeri 3'ten küçük olacak. Şöyle mutlak değer diyelim. Anlatmadık ama affet bizi. 3'ten küçüktür diyeceğiz. Peki o halde a eksi 2 sevgili gençler 3'ten küçüktür, eksi 3'ten büyüktür denir. Ve sonrasında a'yı yalnız bırakmak için şu eksi 2'yi buradan yok etmemiz lazım. Nasıl yok ederiz? 2 ekleyerek. 2 eklersem cart gitti. Buraya da 2 ekleyelim, buraya da 2 ekleyelim. Eksi 3'e 2 eklersek eksi 1 küçüktür a, o da küçüktür 5 olur. Buradaki tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Bunların toplamı kaç yapar sevgili gençler? 10. O halde cevabımız da 10'dur diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Gönül dedim ama beyni gösterdim. Beyin rahatlığı da diyebilirsin. Çok iğrenç oldu ya. Uykum var o yüzden. Kusura bakma. Şimdi A bölü B ve C bölü D. İki tane kesir olsun. Eğer A bölü B ile C bölü D birbirine eşitse A bölü B ile C bölü D kesirleri birbirine denktir denir. Bak eşitse denktir diyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Burada aslında şundan bahsediyoruz biz. Mesela 2 bölü 3 kesri 4 bölü 6'ya bu 8 bölü 12'ye ya da 6 bölü 9'a bunların her biri de birbirine denk kesirlerdir diyoruz sevgili gençler. Aynı zamanda bunlar birbirine eşittirlerdi. Ama denk kesirlerdi diyoruz. Neden? Çünkü kesrin değerleri birbirine eşitse, kesir değerleri birbirine eşitse denktir diyoruz. Bu iki kesir birbirine denktir diyoruz. Bir de gençler A bölü B eşit C bölü D gerek ve yeter şart. Şunu da yazın mantık dersini işlerken çok kullanacağız. Gerek ve yeter şart. Ya da bir diğer ismi ancak ve ancak. Değil mi? Ancak ve ancak diyoruz biz buna. A kere D eşittir B kere C. Yani
İki şart da sağlanıyorsa, mesela A kere D, B kere C'ye eşitse, sen hemen A bölü B eşittir C bölü D yazabilirsin. Ya da A bölü B eşittir C bölü D yazıyorsa, sen hemen ha tamam A kere D eşittir B kere C yazabilirsin. Şimdi burada biz buna aslında içler dışlar çarpımı diyoruz. İçler dışlar çarpımı. Şimdi hadi bakalım. Çarpımı. Şimdi A kere D eşittir B kere C ya. Burada sevgili gençler şunu yazdık varsayalım. A kere D eşittir B kere C. Bunu buna götürebilirsin. Ama biz niye buna içler dışlar çarpımı diyoruz? Niye? Şimdi bak. Şurası sevgili gençler. Ben bunu A bölü B eşittir C bölü D de yazabilirim. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra şurada içte kalanlar var ya, işte onlara içler diyoruz. Şurada dışta kalanlar var ya, işte bunlar da dışlardır sevgili gençler. Bu yüzden ismi içler dışlar. Ve burada gördüğümüz üzere de A ile D'nin çarpımı, yani dışların çarpımı içlerin çarpımına eşittir. Bu yüzden buna biz içler dışlar çarpımı diyoruz. Bu da aklının bir köşesinde bulunsun. A bir tam sayı, B sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere. A bölü B kesirinde A ile B sadeleşemiyorsa bu kesire bir rasyonel sayı denir. Sadeleşemiyorsa bu kesire bir rasyonel sayıdır diyoruz arkadaşlar. Mesela 1 bölü 3 gibi, eksi 4 bölü 7 gibi, eksi 9 bölü 2 gibi, 7 bölü 1 ya da 0 bölü 4 gibi sadeleştiremiyorsak bir rasyonel sayıdır diyoruz artık arkadaşlar. Şimdi geçtim 5. sayfama. Diyor ki rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir. Bunu daha önce de anlattık. Nerede sayı kümeleri dersin. Ve rasyonel sayılar kümesi olan Q'yu ben şu şekilde ifade edebilirim. Şu çizgiyi nasıl okuyorduk arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Şöyle mola verin bakayım. Videoyu durdurun, hatırlamaya çalışın. Ben de o sırada devam edeyim. Arkadaşlar, öyle ki diyoruz. Tamam mı? Ya da öyle şu sayılardan oluşturulmuş ki diye okuyacağız. Yani mesela diyor ki bu rasyonel sayılar kümesi öyle A bölü B'lerden oluşmuştur ki, öyle A bölü B'lerden oluşur ki, bu kümenin içerisinde öyle A bölü B'ler vardır ki, öyle ki manasına geliyor. B sıfırdan farklı, buradaki B sıfırdan farklı ve A ile B sadeleşemez. İşte A ile B de tam sayıysa sen A bölü B'ye rasyonel sayı diyeceksin. Çok güzel bir matematiksel tanım oldu arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka şöyle dikdörtgen içine alın. Çiçek böcek çizin arkadaşlar. Şöyle dursun. Tamam. Böyle şimşekler falan çizebilirsiniz. A bölü B rasyonel sayısında B'yi 1 alırsak her tam sayının aynı zamanda bir rasyonel sayı olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Aa, bak çok güzel. Hani sonuçta B tam sayı ya. B'yi 1 seç. A bölü 1 her zaman A yapmaz mı? O zaman tek başına A tam sayısı bizim neyimiz olacak sevgili gençler? Aynı zamanda bir rasyonel sayımız olacak. Demek ki biz bunu da yapabiliyormuşuz. Güzel be. A bölü 1 eşittir A. Bu yüzden tam sayılar rasyonel sayıların bir alt kümesi olur ki biz zaten tam sayıları bu şekilde çizdikten sonra rasyonel sayıları da bunun dışına çizmiştik sevgili gençler. Buraya Z, buraya Q demiştik. Bunu da ta ilk dersten hatırlayabilirsin. Evet. Rasyonel sayılarda toplama, rasyonel sayılarda çarpma, bölme. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma nasıl yapılacak? Şimdi A bölü B ile C bölü B'yi topluyorsak paydalar aynı olduğu için gençler üstlerini direkt toplayacaksın. Payda aynı kalacak. Bu şekilde toplayabilirsin. Çıkarırken de A artı veya eksi C bölü, ha pardon, ikisi de B değilmiş. Bu da D'yi B'ye benzettim. Şimdi burada da paydalar eşit olmadığı için payda eşit diyeceksin. İlkokuldan beri durmadan bize anlattıkları şey. Payda eşitleme. Güzel ama nasıl eşitleyeceğiz? En kolay tabiriyle, tabii en küçük ortak katında, yani bir önceki konumuzda işledik ya, hatırladın değil mi? En küçük ortak katında eşitlemek daha mantıklıdır küçük sayılarla uğraşmak için, ama eğer ki en basit haliyle yapmak istiyorsan hemen burayı D ile burayı B ile genişletebilirsin. Genişledikten sonra A kere D, AD artı veya eksi aradaki işaret neyse C kere B bölü B kere D, D kere B, B kere D aynı şey. B kere D yazıp bırakabiliyorsun. Yan tarafa geçtim. Çarpım gayet basit. A ile C'yi çarpıyor. B ile D'yi çarpıyor. Buraya yazıyor. Tamam. Bölme işleminde de A bölü B, bölme yapma da diyoruz biz sana.
Çarpı yap burayı. E hocam bölme vardı. Sen çarpı yap. Ters çevir. Bu muhabbeti zaten sen senelerdir görüyorsun. E bu da nedir? A kere D bölü B kere C'dir. Tamam. Sıkıcı olduğunu biliyorum. Bunları anlatmanın ve bunları dinlemenin sıkıcı olduğunu biliyorum. Ama sabret. Sabret. Güzel sorular da çözeceğiz. Devam. 6. sayfa. Diyor ki bu işlemi yap. Sonucu da bul. Hadi bakalım. Şimdi. Önce ne demiştik? Parantez işleri yapılır. Yapılır parantez işleri. Bunda bir sıkıntı yok. Ama parantez içinden ziyade şunu da yapabilirsin. Hadi gelin bunları dağıtalım. Böyle bir şeye hakkımız var sonuçta. 1 bölü 3 kere 3 bölü 7 eksi 1 bölü 3 kere 1 bölü 2 eksi. Şimdi şuradayım. Eksi 1 bölü 2 ya. 2 bölü 7 ile çarpacağım. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 7 ve bakın eksiyle eksiyi çarpınca artı yapacak. Artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 dedim. Şimdi buna göre bir düşünelim. Bak burada 1 bölü 2 kere eksi 1 bölü 3 var. Burada 1 bölü 2 kere artı 1 bölü 3 var. Cart gitti. Peki şunları çarpalım. 1 kere 3 3. 3 kere 7 21 eksi. Şuraya bakalım. 1 kere 2 2 bölü 2 kere 7 14. E güzel hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacaksın. Bakın gençler. Ben şunu 3 ile çarparsam, bunu da 2 ile çarparsam, burası 42 iken burası da 42 olur. E güzel o zaman. 2 kere 3 kaç yapar? 6. Eksi 3 kere 2 kaç yapar? 6. Bölü 3 kere 14 kaç yapar sevgili gençler? Bu da 42 yapıyordu. 6'dan 6'yı çıkardım. 0 bölü 42. Cevap nedir? 0. O halde cevabımız Denizli'dir. Tabii daha kısa bir şekilde bu kesrin cevabı, bu sonucu, işlemin sonucu 0'dır diyemez miydik? Derdik de işlem yapalım dedik. Canımız öyle istedi. Gönlümüz böyle olsun istedi. Tamam. Şimdi uyarı demiş diyor ki bak şimdi burada kesir çizgilerinin çok büyük önemi var. Ben hala 12. sınıfa gelmiş ama bu kesir çizgilerinden bir anlam çıkaramayan okuduğu okuldan liseden mezun olmuş ki nasıl mezun ediyorlar onu da çok merak ediyorum. Okuduğu liseden mezun olmuş ve mezun sıfatla sınava hazırlanıp da şu kesir çizgilerinin önemini anlayamayan arkadaşları çok gördüm. O yüzden dikkat edeceksin. Şunu soracaksın kendine. Lan bu soruda a buradaki kesir çizgisi niye biraz daha uzun da buradaki biraz daha kısa diye sorman lazım aslında. Bunun cevabını da kendin bulacaksın aslında. O en büyük kesir çizgisi ana kesir çizgisidir. Burada demek ki A B bölü C'ye bölünmüş. Yanda da A bölü B C'ye bölünmüş sevgili gençler. İkisi birbirinden farklı. İkisi de okunurken A bölü B bölü C diye okunuyor bakın. A bölü B bölü C. A bölü B bölü C. İkisi de aynı şekilde okunuyor. Ama farklılıklar var. Birinde S vermen lazım mesela. A bölü B bölü C. Diğeri de A bölü B bölü C. Tarzında okursan belki sözel olarak anlaşılabilir. Ama görüntü olarak çok büyük farklılıklar var zaten. Sen burada A'yı yazdın, bölü demiş ya, çarpıya çevireceksin. C bölü B diyebilirsin buna. Ya da direkt olarak bazen sorularda bak çok yapacağım hızlı hızlı çözerken. Şu C'yi hop A'nın yanına attın. AC bölü B de diyebilirsin ki zaten bu da AC bölü B gelecektir. Burada ise C'yi direkt B'nin yanına sıçratacaksın. A bölü B kere C ya da A bölü B çarpı C'yi ters çevir 1 bölü C. Bu da A bölü B çarpı C olarak karşına çıkacaktır. Bunları çok güzel notunu alacaksın. Eğer hocam gerçekten ben bunları karıştırıyordum ya diyorsan, içinden diyorsan, samimi oluyorsa tamam mı? Hemen notunu al bunları. 6. sayfayı tükettik, erittik, bitirdik. 7. sayfaya geçtik. Şimdi hemen bununla alakalı. 1 bölü 2 bölü 3 bak. 3'ü ters çevir 1 ile çarp 3 bölü 2'ymiş orası aslında. Artı bak artıyı da şöyle ki bak buradaki artı nereye konulmuş? Şuraya konulmuş. Buradaki artı nereye? Buraya. Tabii ki ana işlemin yanına konulacak. Ana kesir çizgisinin yanına konulacak bunlar. Peki şu 3'ü de nasıl yapıyorduk? 2'nin yanına mı atıyorduk? Ne olur? 1 bölü 6 mı olur 2 kere 3'ten? Peki ben burayı 3 ile çarpsam ne olur? Burasını 1 ile genişleteceğiz. 3 kere 3 9. 1 kere 1 1 bölü 6. 9 artı 1 10 bölü 6. Hocam 10 bölü 6 şıklarda yok. Hemen sadeleştireceğiz. 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 3. 5 bölü 3 var mı? Var hocam. O zaman cevap Bursa'dır. Geçtim bir alttaki soruya. X ve Y birbirinden farklı ve bu sayılar sıfırdan da farklı olan sayılar olmak üzere. X bölü Y kesirinin hem payından hem de paydasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılırsa kesirin değeri Y bölü X olur diye sorulmuş. Şöyle diyeceğiz. Elimizde X bölü Y var.
Ve ben bunun payından K çıkardım, paydasından da K çıkardım ve bu kesrin değeri Y bölü X oldu. İşte bu K nedir diye soruluyor. Hemen arkadaşlar, hemen şunu yapacağız. Şimdi burada ben şunları içler dışlar çarpımı yapsam. X kare eksi XK eşittir. Y kare eksi YK olur mu? Olur. Y kareyi şu tarafa, eksi XK'yı bu tarafa atarsam. X kare eksi Y kare eşittir. XK eksi YK olur mu? Olur. Bak burada ben sana ön bilgi de vermişim. X kare eksi Y kare aynı zamanda X eksi Y ile X artı Y'nin çarpımıdır demişim. O zaman hemen şurayı kullan. X eksi Y çarpı X artı Y eşittir. K parantezinde X eksi Y olur mu? Olur. Hemen X eksi Y'ler birbirini götürür hocam deme. Tamam, bu soruda götürür ama hemen götürür diyemezsin. Bunu daha sonraki konularımızda özel olarak ele alacağız ama şimdiden aklına girsin diye söylüyorum. X ile Y birbirinden farklıysa bunu yapabilirsin. Çünkü X ile Y birbirinden farklı olduğu takdirde X eksi Y sıfırdan farklıdır. Bunların her ikisi de sıfır olabiliyorsa cart cart götüremezsin öyle. Burada sıfır olamadıklarını bildiğimiz için götürdük. Ne kaldı? X artı Y eşittir K kaldı. K dediğimiz şey o eklediğimiz veya çıkardığımız sayı mıydı sevgili gençler? Aynı öyle. Neymiş kendisi? X artı Y. O zaman cevabımız da X artı Y'dir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Geçtim 8'e. Diyor ki X bölü Y kesrinin değeri 3 bölü 5'tir. Bu kesrin hem pay hem de paydası 7 azaltılırsa kesrin değeri 10 bölü 19 olmakta. Buna göre Y eksi X farkı kaçtır? E hocam ben bunu bak şimdi durdur videoyu yapmaya çalış. Durdur videoyu yapmaya çalış. Eminim şunu yapanlar olacaktır. Hocam 3'ten 7 çıkardım. E 5'ten de 7 çıkardım. Üst taraf eksi 4 oldu. Hatta alt tarafta eksi 2 oldu. Bunları böldüm 2 geldi. 10 bölü 11, 19 gelmez ki, soru mu yanlış diyen çok olacaktır. Ama bu soruda da gene atladığımız bir şey var bunu yapan arkadaşların. Bu kesrin değeri 3 bölü 5'miş. Yani bu kesir 6 bölü 10 da olabilir. 15 bölü 25 de olabilir sevgili gençler. Kesrin değeri buymuş. E hocam hangisi olduğunu nereden bileceğiz? Hangisi olduğunu sen bilmeyeceksin ama şöyle diyebileceksin. Ben bu kesrin değeri 3 bölü 5 ise bu kesir 3K bölü 5K'dır. Ve hem payından hem de paydasından 7 çıkarınca işte o zaman kesrin değeri 10 bölü 19 oluyormuş diyeceğiz. İçler dışlar yapacağız şimdi. 3 kere 19 57 yapar. 57K eksi 7 kere 19 70 artı 63'ten 133 mü gelir? Eşittir. 10 kere 5K 50K eksi 70. Şu 50K'yı bu tarafa gönder bakayım. 7K kalmadı mı? Eksi 133 de karşıya gönderirsem 63 olmaz mı? O zaman K kaçtır arkadaşlar? 7 kere kaç 63'tür? 9. Demek ki bizim ekleyeceğimiz sayı 9'muş. K 9, pardon özür diliyorum. K 9'muş. E şimdi K 9'sa 3 kere 9 27 yapar. 5 kere 9 45 yapar. Demek ki bizim kesrimizin değeri 27 bölü 45'miş sevgili gençler aslında. Yani Y buymuş. X de buymuş. X bölü Y kesri var diye elimizde. E şimdi diyor ki bize Y'den X'i çıkar. 45'ten 27'yi çıkar demiş. Kaç kalır? 18 kalır. Cevap da Edirne seçeneği olacaktır. Geçtim bir alttaki soruya. 1 bölü 2'den 2 bölü 3'ü çıkar. 3 bölü 4'ü ekle. Ve bu sonucu 1 bölü 2'ye 1 bölü 3 ekle ve bundan da 1 bölü 4 çıkar. Elde ettiğin sonuca böl diyor. Yap hadi. 2, 3, 4. Ortak katı ne bunların? 12 değil mi? O zaman burayı 6 ile, burayı 4 ile, burayı 3 ile. Burayı 6 ile, burayı 4 ile, burayı 3 ile genişlet bakayım. 6 kere 1, 6. Eksi 4 kere 2 8 artı 3 kere 3 9 bölü payda 12 zaten. Tamamını bölüyorum şimdi. 6 kere 1 6 4 kere 1 4 3 kere eksi 1 eksi 3 bölü 12. Bak ana kesir çizgisi daha uzun oldu, gördün mü? Gördün sen. Şimdi bunun paydası 12, bunun da paydası 12. O zaman birbirini götürürler be. E şimdi yapalım o zaman. 6'dan 8'i çıkar eksi 2. 9 ekle 7. Bölü 6'ya 4 ekle 13 çıkar 7. Peki 7 bölü 7 kaç? 1 değil mi? Demek ki cevabımız neymiş? C seçeneği olacakmış diyeceğiz. Sevgili gençler. Evet, geçtik. 8'den sonra 9. sayfamıza, bir sonraki yaprağımızda bu soru. Diyor ki bize 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 x'i veriyormuş. O zaman diyor 2 bölü 3 artı 3 bölü 4 artı 5 bölü 6'nın x cinsinden eşiti nedir diye soruyor. Şimdi burada şöyle diyelim. Bu 1 bölü 3'ü ben şu şekilde elde edebilir miyim? 3 bölü 3'ten 1 bölü 3'ü çıkararak elde edebilir miyim? 2 bölü 3'ü elde ederiz. Peki sonrasında 3 bölü 4'ü
Acaba 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkararak elde edebilir miyim? Elde ederim tabii ki. 5 bölü 6'yı da 6 bölü 6'dan şuradaki 1 bölü 6'yı çıkararak elde edebilirim. Şimdi ben bunların her birini bir güzel toplasam. 3 bölü 3, 4 bölü 4 ve 6 bölü 6'nın 1 olduğunu bildiğim için 1 artı 1 artı 1'den 3 gelir. Eksi parantezinde 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 6. Bunlar niye artı oldu? Eksi parantezini aldım çünkü. Eşittir. E ben şundan şunu çıkarınca 2 bölü 3 geliyordu. Bundan bunu çıkarınca 3 bölü 4 geliyordu. Bundan bunu çıkarınca da 5 bölü 6 kalıyordu. O zaman ne olacak? 2 bölü 3 artı 3 bölü 4 artı 5 bölü 6 mı oluyormuş? Yani bu bize sorulan. E şurası neydi arkadaşlar? Bize verilen. 3'ten demek ki x'i çıkarınca bize sorulan meydana geliyormuş. Yani cevap Bursa'ymış diyeceğiz. Bir alttaki soru sana ait. Soruyu sen çözeceksin. Eskiden çıkıyordu bu tarz sorular. Şimdi çıkmıyor. Ama bir şeyleri kavramak için, bir şeyleri oturtmak için çok gerekli. Üstteki gibi çözeceksin. Aman dikkat et. Tamam. Dikkat et çünkü burası x eksi 3, burası 3 eksi 2. Tamam. Cevabı belli zaten. Sen de ona göre bir çözüm yap bakalım. Şimdi diyor ki a bölü b bir rasyonel sayı olsun. A'nın B'ye bölünmesiyle elde edilen A bölü B'nin ondalık açılımı denir arkadaşlar. Tamam mı? A'yı B'ye bölerek elde ettiğimiz sayı A bölü B'nin ondalık açılımı denir. Hemen 39 bölü 4'ü yazmış bak oraya. 39'u 4'e böl diyor. E bölelim o zaman. 39'un içinde kaç tane 4 var? 9 tane. 4 kere 9 36. Çıkardım. Kaç geldi? 3. E bu şekilde bırakacağız mı? Bu şekilde bırakmayacağım. Buraya bir sıfır ekleyeceğim. Buraya bir virgül atacağım. 30'un içinde 4. 7 defa. 4 kere 7 28. Çıkar 2. 2 kaldı. Bırakacağım mı? Bırakmayacağım. Bir sıfır ekleyeceğim. Bir tane virgül koyuyor. Bir tane daha koymayacağız herhalde. 20'yi 4'e böl 5. 4 kere 5 20. Çıkar 0. Bitti mi? Bitti. O zaman 9,75. Demek ki bu sayıya eşitmiş. 9,75 39 bölü 4'e eşitmiş aslında. Bu tarz ifadelerde hocam böyle çok şey geliyor böyle hani nasıl diyeyim böyle bir alengirli geliyor ya ben bunları çok yapamıyorum edemiyorum anlamıyorum diyenler varsa şunu yapabilirsiniz. 39 lirayı 4 kişi paylaşacağız. Nasıl paylaşırız? 9'ar lira kesin düştüğünü biliyorsun. Geriye kalan 3 lira da 75'er kuruş olarak paylaşılır. Yani 9 lira 75 kuruş yapar diyebilirsen çünkü bazı şeyleri parayla çok daha iyi anlıyoruz diyorum. Bu bir gerçek, bu bir gerçek. Çünkü hani mesela şöyle zayıf grupların derslerine girdiğim dönemlerde diyorum ki mesela 3 bölü 2. 3 bölü 2. Bunu ondalık biçimde ifade edin dediğim zaman çıt çıkmıyor sınıftan. Ama 3 lira var. 2 kişi paylaşırsak kaçar lira düşer? 1,5 1,5 hocam diyorlar. Yani onun 1,5 ettiğini biliyorlar. 3'ü 2'ye böldüğüm zaman 1,5 olduğunu biliyorsunuz. Ama 3 bölü 2'yi ondalık biçimde yaz deyince yani matematiksel terim yazdığımız söylediğimiz zaman bu olmuyor. Veya diyorum ki mesela 1,75 çarpı 3. 1,75'i 3 ile çarp. Böyle bakılıyor. Acaba ne diyor hoca? Ama şunu söylediğim zaman 1 lira 75 kuruş olan çikolatadan 3 tane aldığımız zaman ne kadar öderiz? Anında cevap geliyor. 5 lira 25 kuruş hocam. 5,25 öderiz değil mi? İşte paraya dönüştürünce bazı şeyleri herkes bir şeyler anlıyor. Matematiksel olarak. Yani 39 bölü 4. Böleceksin, elde edeceksin. Tamam. 3 bölü 4, 4 sayısının ondalık açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3 bölü 4'ü ister şöyle yap. 3'ü 4'e böl. Tamam. 3'ün içinde 4 yok hocam. Hemen bir tane 0 ekle. Bir tane de buraya 0 ekle ve virgül koy. 30'un içinde 4, 7 defa. 4 kere 7, 28. Çıkar 2. Bir 0 daha koydum. 20'nin içinde 4, 5 defa. 4 kere 5, 20 çıkar 0. 0,75'miş. İstersen şöyle de diyebilirsin. Şunu mutlaka unutma. 1 bölü 4 her zaman 0,25 eşittir. Çeyrektir. Tamam. Bir tane daha 1 bölü 4 koyarsam bunun üstüne 0,25 koyarsam bakın 2 bölü 4 yapar ki bu da zaten yarımın kendisidir. Bu da 0,50 yapar. Bir tane daha 1 bölü 4 koyarsam 0,25, 0,25, 0,25 yani 3 tane 25 kuruş gibi düşün. 75 kuruşun da gösterimi zaten 0,75'tir. Bunu da bu şekilde aklında tutabilirsin. 10. sayfamızda hallettik. Biz şöyle geçelim 11'e. A bir tam sayı ve B bölü C bir kesir olsun. A artı B bölü C ifadesine bir tam sayılı kesir denir ve A tam B bölü C ile gösterilir. Okunuşunu da bu şekilde yapmış oldum bakın. A tam B bölü C. A'ya da kesrin tam kısmı diyoruz arkadaşlar. Tamam? Yani şurası kesrin tam kısmı.
tam kısım. Ve şurası da mecburen ne olacakmış? Basit kesir olacak sevgili. Bak bileşik kesirse olmaz. Bak yazmıyor bu notta, sen yaz burayı. A tam B bölü C. Bu bir tam sayılı kesirse şurası tam sayı olacak zaten. O yüzden tam sayılı kesir diyoruz. Şu kısım ne olacakmış? Mutlaka basit kesir olacak sevgili gençler. Bunu mutlaka ama mutlaka notunuzu alın. A ya da kesirin tam kısmı nedir demişim. 2 tam 1 bölü 3. Peki bu tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilir mi? Çevrilir tabii, çünkü her bileşik kesir zaten bir tam sayılı kesirdir. Hem tam sayılı kesir bir bileşik kesirdir zaten. Bunu da unutma. Bunu nasıl bileşik kesire çevireceğim hocam? Şöyle. Bu aslında 2 artı 1 bölü 3 demek. Bunu da bileşik kesire çevirirken 2 kere 3 6 artı 1 bölü 3 diyeceksin. Bak 2 kere 3 burayı çarpıyorsun, şunu ekliyorsun, payda aynı. Bu da ne yapar? 7 bölü 3. Hocam negatifse hiç sıkıntı yok. O zaman şöyle diyeceksin. Eksi 2 kere 4 eksi 8. Arkadaşım burada da eksi 3 bölü 4. Yani eksi 11 bölü 4 diyeceksin buraya da. Hocam niye orada çıkardık ya? Burayı eklemiyor muyduk üstüne? Artı ise eklersin, eksi ise çıkarırsın. Bak şunu şu şekilde hayal edebilirsin. Eksi 2 tam 3 bölü 4 var ya. Ben bunu eksi parantezinde 2 tam 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Şurası 11 bölü 4 yapıyor zaten. Bir de başına eksi koyacaksın. Eksi 11 bölü 4. Anlaştık mı? Anlaştık. Geçtim. Soruma. 5 tam 9 bölü 20 sayısı mı? Ondalık açılımı nedir? Şimdi 5 tam ya zaten. 5 virgülü koydun. Bütün şıklarda da bu şekilde zaten. Bize 9 bölü 20 lazım. Bize 9 bölü 20 lazım. Hemen şunu yapıyorsun. 5 ile genişletiyorsun. Hocam niye 5 ile genişletiyorsun? 5 ile genişletsen. Niye biliyor musun? Paydayı onun kuvvetleri haline getirirsen 10 numara 5 yıldız bir olaya şahit olursun. 5 kere 9 45 bölü 100. Şimdi bak virgülden sonra kaç tane sıfır olduğunu şuradaki sıfır sayısı belirleyecek. Dolayısıyla sen buraya sıfır virgül diyorsun. Daha sonrasında iki tane sayı var. Bu da iki basamaklı zaten. 45 diyorsun. Demek ki bu 5'e 0,45 ekleyecekmişiz. Eklersek ne olur? 5,45 olur. Cevabımız nedir? Bursa'dır. Anlaştık mı? Umarım anlaştık. Peki o zaman şunları yap bakalım. 7 bölü 10 nedir? 0,7'dir. Peki 7 bölü 100 nedir? Bu da 0,07'dir. Peki hocam 21 bölü 1000 nedir? O da 0,021'dir. Bak 3 tane 0 var. 3 tane basamak olacak manasına geliyor. Bu 21'i nasıl yerleştirirsin? 21 0 diye yerleştirmezsin. 0 21 dersin değil mi? Güzel. 12. sayfamız. 1,42 sayısının eşiti hangisidir diye sorulmuş. 1,42 sayısının eşiti merak ediliyorsa arkadaşlar hemen buna diyeceksin ki bu 142 bölü 100'dür aslında. Niye 100'dür? Çünkü virgülden sonra iki tane sayı var. Kaptır olayı bak. 142 bölü 100 ama hocam şıklarda yok. Hemen 2'ye böl. 71. 2'ye böl 50. 71 bölü 50 var mı? Var. O zaman cevap Denizli'dir. Hemen şuraya bakıyoruz. Bak şimdi. Virgüllerden kurtulalım. Virgüllerden kurtulmak için burayı nereye genişletmen lazım? 1000'le. Niye? Çünkü burada ne var arkadaşım, bak burada. 415 3 basamak var ya, o yüzden 1000'le genişletiyoruz. Burada 4 basamak var ya, hemen 10.000'le genişlet bunu da. Tamam hocam, yapalım. Ben şu 2 sıfırı şuradaki virgülü ayırdım. Şurası gitti. Bir tane daha sıfır var. Onu da sonuna ekleyeceğim o zaman. 4150 bölü alt tarafı zaten virgülden kurtarmıştık. 415 artı üst taraf 4 tane sıfır var ama burada 3 tane. Demek ki sonuna bir tane sıfır ekleyeceğiz. Şöyle alt taraftaki de zaten 4234 yaptı. Hocam şunu şuna bölersek burası 10 gelecek. Bunu da buna bölersek bir tane sıfır fazla olduğu için 10 olacak. 10 artı 10 kaçtır? 20'dir. Cevap da Ceyhan'dır o zaman. Anlaştık diye umuyorum. Bence de anlaştık. Geçtik 13. sayfamıza. 13. sayfada diyor ki bakın basamak analizi çözümlemede biz bunu onlar binler yüzler basamağı falan diyorduk ya. Bak gene bu birler basamağı, gene bu onlar basamağı ama bu sefer burası 0,1'ler, 0,01'ler, 0,001'ler ve 0,0001'ler basamağı diyebiliriz. Yani 10 üzeri, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3 diye de sağa doğru azalarak gidiyor. Bu hep böyle olurdu zaten normal şeylerde, sayılarda da, doğal sayılarda, tam sayılarda. Ama burada da sevgili gençler ne olacakmış? Virgülden sonra gene azalarak devam ediyor. 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye azalarak devam ediyor. Bunun çözümlenmiş şeklini bul diyor şimdi bana. Bulalım. Şurası yüzler basamağı bak. 3 çarpı 10 üzeri 2. Şurası yüzler basamağı dedim, özür diliyorum. Onlar basamağı arkadaşlar. 10 üzeri 1 dedik. Artı
Şimdi 0 çarpı 10 üzeri 0 diyeceğiz o zaman birler basamağı aldığı için. Artı şurası neydi? 10 üzeri eksi birler basamağı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı. Şu kısım 10 üzeri eksi 2'ler basamağı. 1 kere 10 üzeri eksi 2 artı. Şu kısım 10 üzeri eksi 3'ler basamağı. 3 kere 10 üzeri eksi 3. Çözümlenmiş halimiz budur diyeceğiz sevgili gençler. Hangi seçenekte verilmiş? Şöyle bakalım, kontrol edelim. Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 14. sayfama. Diyor ki rasyonel sayılarda şimdi sıralama yapalım biraz. Hadi. Pozitif rasyonel sayıları sıralayabilmek için aşağıdaki 3 yöntemden bir tanesi kullanılır. Ya paydaları eşitlersin, ya payları eşitlersin, ya da ondalık açılım yaparsın. Daha başka sıralama yöntemleri var mı? Var. Soruların üzerinde gördükçe söyleriz. 3 bölü 5, 1 bölü 2, 2 bölü 3 sayılarını 3 yöntemle sıralayalım. Hadi 3 ile de sıralayalım bakalım. Şimdi 1, paydaları eşitleyelim. Paydaları eşitleyelim. 2, 3, 5 nerede eşitlenir? 30'da. O zaman ben burayı 6 ile, burayı 15 ile, burayı da 10 ile genişleteyim. 6 kere 3, 18. 6 kere 5, 30. 15 bölü 30 ve 20 bölü 30. Hangisi daha büyüktür sevgili gençler? Bu en büyüktür. Hangisi daha küçüktür? Bu. Ortanca da budur o zaman. Bunu sıraladık. Bunları sıralarken de şöyle diyebiliriz o zaman. En büyük buydu ya. 2 bölü 3 büyüktür. Büyüktür. 3 bölü 5 bu da büyüktür. 1 bölü 2. Sıralama bu. Peki payları eşitleyelim hadi. 2 paylar. 1, 2 ve 3 6'da eşitlenir. Dolayısıyla şurayı sileyim. Payları eşitleyeceğiz ya bu sefer. Şurası da silindi. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 6'da eşitleniyorsa burayı 2 ile, burayı 6 ile, burayı 3 ile genişletelim. 6 bölü 10. 6 bölü 12 ve 6 bölü 9. Paydası büyük olan daha küçüktür. O zaman en küçük bu. Sonra bu. Yazamadık. En küçük bu. Sonra bu. Sonra bu. Yani en büyük bu oluyor yine. Paydası küçük olan da en büyüktür. Payı büyük olan büyük, paydası büyük olan küçük. Hemen notunu yaz. Aha da buraya yaz. Bir daha sardır, bir daha izle. Diyor ki bak. Bir daha söylüyorum. Sardırmana gerek yok. Bir daha söylüyorum. Payı büyük olan büyüktür. Bak negatifler için geçerli değil. Pozitifler için söylüyorum. Payı büyük olan büyüktür. Paydası büyük olan küçüktür. Tam tersi de geçerli tabii ki. Buraya hemen notunu alıyorsun. Ve üçüncü yöntemle sıralayacağız. Ondalık açılım. 3 ondalık açılım. Peki bunu nasıl yapacağız? Ondalıklı sayı yazacağız. 3 bölü 5 nedir? Hemen 3'ü 5'e böleceğim. Yazalım şurası 30 olsun. 0'ı koydum. 30'un içinde 5, 6 defa. 0,6'ymış. Tamam. Geçtim diğerine. 1 bölü 2. Zaten 0,5 değil midir arkadaşlar? Yarım. 2 bölü 3 nedir? Hemen 20'yi 3'e böleceğim. Bir tane 0 koydun. 20'nin içinde 3, 6 defa. 3 kere 6, 18. Çıkardım 2. 20'nin içinde 3, 6 defa. 3 kere 6, 18. Çıkardım 2. 20'nin içinde 3, 6 defa. 3 kere 6, 18. Çıkardım 2. Hep aynı senaryo geliyor. Demek ki burası da 6, 6, 6 diye devam edecek. Ama şu iki kısmın yani 0,66'nın 0,6'dan yani 0,60'dan bunların ikisi birbirine eşit. 0,60'da 0,6'da 0,600'de bunların hepsi birbirine eşit. Dolayısıyla bunların hepsinin birbirine eşit olduğunu bildiğimiz için 0,66 0,60'dan bu da 0,5'ten daha büyüktür. Yani aynı sıralamayı gene elde etmiş olduk. 14. sayfamızın sonuna geldik. Geçtik 15. sayfaya. Diyor ki A sayısı 13 bölü 10, B sayısı 14 bölü 11, C sayısı 5 bölü 4. Bu sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? Hangisini sıralamak daha kolaysa onu yapalım sevgili gençler. Ondalık sayıya çevirelim hadi. 13 bölü 10 dediğimiz sayı zaten 1,3'tür. Doğru mu? Şu sıfırı sildim, bir virgül attım. 14 bölü 11. Hadi çevirelim. 14'ü 11'e böleceğiz. 14'ün içinde 11 bir defa. Bir kere 11. 11 çıkardım. 3 geldi. Bir sıfır ekledim. 30'un içinde 11 iki defa. Bir virgül ekledim tabii ki. 2 kere 11, 22 çıkardım 8. 1,3'ün zaten 1,2'den daha büyük olması gerektiğini gördük. Ama yine de bir kademe daha devam edelim. 80'in içinde de 7 defa 1,27'ymiş. 77 çıkardım 3 diyebiliriz. Bir de şuna bakalım. Şu A'ydı bu arada. Bu B. Bir de C'ye bakalım. 5 bölü 4. Bu da 5'i 4'e böleceğiz. 1, 1 kere 4, 4 çıkar 1. Onun içinde 4. 2 defa 2 kere 4, 8 çıkar 2. 20'nin içinde 4, 5 defa 4 kere 5 yine 20 çıkar 0. 1,25 geliyormuş. Şimdi bu da C. Hangisi daha büyük? Tabii ki A 1,3 olduğu için.
Küçükten büyüğe doğru sıralanamış. Şöyle yapalım. A büyüktür, B büyüktür, C ya da C büyüktür. B, C küçüktür, B küçüktür, A da diyebilirsin. Yani cevabın CBA olacakmış. Cevap Bursa'ymış sevgili gençler. Evet. Negatif kesirler arasında sıralama yapılırken önce kesirler pozitifmiş gibi sıralanır. Daha sonra eşitsizlik işaretinin yönü değiştirilir. Yani büyükse küçük yapacağım. Pozitif gibi davranacağım. Büyükse onu küçüğe çevireceğim. Küçükse de büyüğe çevireceğim. Diyelim. Bir sonraki sorumuz, hani 16. sayfada çözelim, öyle ara verelim çünkü boğaz kurudu sevgili gençler. A bölü B, C bölü D, E bölü F. Bunların hepsi hatırlatma. Hatırlatmaları bir sonraki sayfamıza yapalım sevgili gençler. Daha iyi, bir sonraki videomuza yapalım, daha güzel olur. Ben de bir hemen mola vereyim. İkinci videoda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma.